Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmenizi istiyorum. Takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Takip ederseniz seviniriz. Şimdi Şenol Güneş önemli bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Hoca tespitlerini yapmış. Net konuştu. Önemli tespitleri var. Transferde almak istediği oyuncularla alakalı önemli bir detay paylaştı. Devre arasındaki transferlerle alakalı da konuştu. Ve her şeyden önemlisi biliyorsunuz Konyaspor Spor maçını, maçına Cem Papila görevlendirilmişti. Tabi bunu biz kanalımızda konuştuk. Bir hafta önce Volkan Bayasan bizi sağda katletti. Oynamamıza izin vermedi. Golü iptal etti. Birçok detay var maçta konuşulabilecek. Ve bizim kulübümüz tarafından da bir açıklama yapıldı. Ben şunu söylemiştim ya bilinçli mi veriyorsunuz? Hani sabrımızı mı taşırmıyor? Yani sabrımızı mı zorluyorsunuz? Şimdi Cem Papila çat hemen arkasından görevlendirilmesi doğru değil dedik. Nitekim burada flash bir gelişme yaşandı maç öncesinde. Ve bu flash gelişmeyi de şimdi sizlerle beraber paylaşalım. Konyaspor mücadelesinde görev yapacak olan Cem Papila'nın sonradan gelişen özel bir durumu nedeniyle Yerine Merkez Hakem Kurulu tarafından Hasan Serdar Çakıroğlu görevlendirilmiştir diye bir açıklama geldi. Tabi şimdi e, bu açıklamaya gerek var mıydı? Bunu atayanların bir tepkiyle karşılaşacaklarını hesaplamadılar mı? Adını duyar duymaz videomda konuştum. Hiçbir yerde daha yazılıp çizilmeden yani gündeme gelmeden duyduğum dakika çat burada konuştum sizinle beraber. Yani olmaz her şey yani ne amaçlanıyor? Arka arkaya ne planlanıyor? Ve buna ne gerek var? Ya vermeyin ya. Verin başkasını verin. Bak bu diyaloglar bile insanın canını sıkıyor. Midesini bulandırıyor. Bu adam gelecekti. Neden şimdi gelmiyor? Nasıl bir özel bir durumu gelişti? Şimdi günahına girmek istemiyorum ama tesadüfte olamaz. Ciddi bir tepki var. Ee, taraftar gruplarımız tarafından, yönetimsel tarafımızdan İstanbul'dan, Trabzon'dan yani kiminle konuşsak ne alaka dedi ve bir tepki koyduk ortaya. Sosyal medya güçlü bir durum şu anda. Kulübümüz tarafından da mutlaka kameranın arkasında Ertuğrul Doğan da bence tepkisini koydu. Ve böyle bir sahne, durum söz konusu oldu. Gereksiz işlerdi. Bence Türkiye Futbol Federasyonu'nda İbrahim Başkan'ın e, evet ben Trabzonsporluyum, Trabzonspor'da başkanlık yaptım ama bakın Trabzonspor takımına ellemiyorum ne haldeler. Ben adam tutmuyorum, burada objektifim mesajı veriyor ama objektiflikle hani başka şeyler karıştırılmaması gerekiyor. Yani ben şimdi bir tarafta doğranan bir Trabzonspor takımı var. Objektiflik şu olabilir. Bizim için haklı hani haksız bir penaltı çalarlar. İşte haksız bir faal verirler. Anlarım ama şu anki görüntü şu. Görüntü biz doğranıyoruz. Başkan kongreye girecek. Hoca yeni geldi. Şenol Güneş. Hoca oyuncuların moral ve motivasyon düşüyor. Aslında ekonomik zarar çok fazla oluyor. Maddi anlamda prim alamıyorsun. Avrupa'ya gitmekte işin zorlaşıyor. Avrupa'ya gidememek demek transferde de seni etkiliyor. Oyuncu bakıyor nerede Trabzonspor ne yapmış? Avrupa'ya gidiyor mu gitmiyor mu? Kupalara katılacak mı? Ligdeki durumun ne? Oyuncuların güveni eksiliyor. Oyuncuların piyasa değeri düşüyor sen maç kazanamadıkça. Gibi gibi. Ve nitekim öyle bir durum söz konusu olmuş. Şimdi hocanın tespitleri var. Yani şöyle söylüyor hoca artık ya ölü toprağı var üzerimizde diyor ya koşacak durumumuz yok diyor. Resmen hoca Oyuncular bitmiş diyor. Mezar, yani ölmüş mezara girmiş bekliyoruz diyor. Yani böyle bir durum söz konusu. takım ama Şenol Hoca'mızın da bunu değiştirmesi lazım. Bence Şenol Hoca da hadi Konya'yı da geçeceğiz. Araya bir milli ara gelecek. Artık Şenol Hoca'nın da artık saz elini alması lazım arkadaşlar. Yani zaman bayağı hocam bayağı da ilerlediği zaman artık top sende dememiz gerekiyor gibi geliyor bana. Bu oyuncularla alakalı da çok flash gelişim açıklaması var. Onunla şimdi konuşacağız. Draguş yetenekli bir oyuncu ama yeteneklerini yanlış kullanıyor. Kendisiyle de konuştum. Lucescu da beni aradı. Onunla da konuştum. Şimdi arkadaşlar bir adam geçersin. Verirsin tekrar hareketlenirsin. Oyuncu geçeceğim bölgeler var. Pas vereceğim zamanlama var. Şimdi Draguş sağ çapraza giriyor. Kornere doğru gidiyor. Taça doğru gidiyor. Gene pas vermiyor. Dikine gidiyor zaten pas vermiyor. E şimdi bir adamı geçiyorsun. Dolanıyorsun kendi etrafında. Tekrar diğer adamı geçimdeken, o geçtiğin adam tekrar senin önüne geliyor. Draguş'un oyun anlamında pas vereceği yerde vermiyor, şut atacağı yerde atamıyor. Ya oyun bilgisinde problemler var ya da bir şeyler yapmak istiyor, kendisini kanıtlamak istiyor. Çok özverili bir oyuncu ama böyle bir durum söz konusu olmaz. Draguş bu şekilde oynarsa taraftardan tepki almaya devam eder. Draguş'un daha akıllı, akıcı, boş bölgelere koşarak topla daha müsait olup bire bire oynaması gerekiyor. Bire geçtikten sonra da hemen final paslarını veya arkadaşlarını da oynatmayı tercih etmesi lazım. Ya bir topu alıyor abicim. Tık 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 gidiyor. Kaptırıyor. Allah geri doğru hep beraber koşalım. Şimdi Cihan Çalan sakatlığı var. Umut Bozon sakatlığı var. Maçta oldu. Hocanın çok önemli bir açıklaması var. Sakatlıkları var. Isınmada sakatlıkları var ama bana söylemiyorlar diyor. Oyuncu istekli. Cihan Çanak tamam Trabzonspor takımını destekliyor. İstekli. Aç futbola aç iyi bir şeyler yapmak istiyor. Hedefleri var. Eyvallah. Aferin sana Cihan Çanak. Yetenekleri çok iyi ama sakat sakat oynadığında ben burada senin sakat olup olmadığını bilemem. Veyahut da hoca seni bilemez. Takım arkadaşını bilemez. Takımı bir kişi eksik oynatıyorsun. Ayağını çekmek zorunda kaldığın zamanlar olabilir. Ve kendi sağlığını da riske atarak bir sonraki maçlarda oynamama ihtimalin çok daha yüksek oluyor. Bir maç dinlen. Senin yerinde oynayacak arkadaşlar var. Eyvallah. Yeteneklisin. Gözün kara. Bir şeyler yapmak istiyorsun takım için seferberlik yani seferber ediyorsun kendinden bütün her şeyi veriyorsun. Ama yapmaması lazım Cihan Çanak ve hoca burada bir eleştirdi Cihan Çanak'a oynamaman lazım ben seni %100 hazır olarak görüyorum diyor oynamaman lazımdı diyor. Şimdi e, tabii bir liderle oyun var mı işte lider lazım gibi birçok şey söyleniliyor. Teknik direktörümüz şöyle bir cevap verdi. Ya oyun yok diyor. Oyun olmadığı için bir oyunun da oyun olmayan bir oyunun da lidere ihtiyacı yok dedi. Şimdi oyun niye yok? Yani Şenol Hoca'nın bir oyunu oynatması lazım. Bu mantı bir artık aşılaması lazım. Bence Konyaspor maçıyla beraber artık o mantı görmemiz lazım. Beşiktaş maçında çok güzel başladık. Kırmızı kart görene kadar sonra mücadeleye döndük ama bir mantelte var ortada. E, bu oyuncuları ben maç mı seçiyorlar acaba hocam demek istiyorum. Yani bu oyuncular maç mı seçiyor? Beşiktaş'ın ilk 15 dakikasını gözümün önüne getiriyorum. Beşiktaş çok iyi bir takım. Önemli kaliteli oyuncuları var. Çat 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 basıyorsun sahanın her yerinde. Topu kapıyorsun. Adama şans vermiyorsun. Sağdan orta soldan orta cepheden şut. Ama gidiyorsun Kayseri'de diğer maçlarda lider yok oyun yok. Bence bu doğru değil. Bakalım burada teknik direktör Şenol Güneş nasıl bir hamle yapıp nasıl bunu arta geçirecek göreceğiz. Vallahi bu çok önemli bir durum. Umdumdan daha moralsiz ve güvensiz bir takım buldum. Bir takım maçı kazanmazsa, galip gelmezse arkadaşlar bir araya gelemezler. Soyma odasında o muhabbet olmaz. Soyma odasındaki muhabbet takım ruhunu çıkartır. Oyuncular maçı kazandıkları zaman keyifleri yerine gelir, moralleri yerine gelir. İdmana da daha moralli gelir, maça da daha moralli çıkar ve birbirleriyle olan o bağı daha da kuvvetlendirir. Sağdaki uyumları yendikçe daha da iyi olacak. Takım olabilmek için maç kazanmak lazım takım olmanın önemli ilacıdır maç kazanmak. Maç kazan kaybettikçe, berabere kaldıkça bakın arkadaşlar herkes bir suçlarar bir hatalar ar. Ya Giray ayağından sektirtti, Giray da bir formsuz, Giray topu atmadı, Giray şunu yaptı diye 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 negatif bir enerji dağılır ortaya. Ve bu enerjiyle beraber herkes kendisine herkes bir suçlar ar, bir hatalarar. Ya bizim kalecimiz der geleni yiyor. Santofor'a atıyorsun adam atamıyor. Öteki frikikleri alıyor topun başına atamıyor. Yani Bunlar konuşuluyor arkadaşlar. İşler kötü gitti mi? Bunlar konuşuluyor. Ama işler iken, hadi bir horon töpelim, hadi halay çekelim, ooo imana giriyorsun, neşelisin, paraya yatmış hesabına, maaşı olmuş, hocayla ee, muhabbet kaynatmalar olur arkadaşlar. Taraftarlar tabii ki daha coşkulu gelecekler. Takım olmak için ve takım moral ve güvenini alabilmesi için maç kazanması gerekiyor. Şu an şu oyuncuya illa kal sensiz olmaz diyemiyorum. Bu onları suçlamak değil, onları uyarmak. Vazgeçilmez değiller diyor. Gerçekten şu an takımımızda bence Uğurcan Çakır olmazsa olmazımız. Ben de kısmen onun dışında düşünüyorum. Gerçekten sen olmazsan kardeşim bu takım yürümez diyebileceğim başka bir oyuncu yok. Bilmiyorum yorumlarda sizler de söyleyin arkadaşlar bu önemli bir durum. Hep dar alanda dinlenerek idman yaptık. Bu çok önemli bir açıklama. Bu çok önemli bir açıklama. Lütfen dikkat dinleyin. Transfer'e de geliyorum şimdi. Hep dar alanda dinlenerek idman yaptık. Çünkü yükleme yaparak sakatlık yaşamayalım dedik. Ama yine yaşadık. Keşke yürüseydik. Yükse, keşke yüklenseydik de oyuncular sakatlansaydı. Tabi sakatlık sayısı çok arttı. Bu da teknik direktör. Burada şunu söylüyor. Yani oyuncular hazır değillerdi. Ee, bir yükleme yapalım diye düşündük. Ama hazır olmadıkları için ve maç oynadıkları için... Bu dar alanda hafif yüklemeler yapalım. Dar alanda bunları çalıştıralım dedik. Ama gene sakatlandı. Keşke planlamamızı geçirseydik de. Yapsaydık arkadaşlar takım idman yapmamış. Takım hazır değil. Bunu ben hocanın konuşmalarından net bir şekilde alabiliyorum. Hoca tabii ki de Abdullah Avcı'ya saygısından bazı şeyleri söylemiyor burada. Yabancı bir hocanın arkasından gelseydi Şenol Güneş bir elistanın bakın burada neler konuşurduk. Ama tabii arkadaş bunlar. Arkadaş oldukları için de ben etik olmazdı zaten. Şenol Güneş de her şeyi burada atamaz, söyleyemez yani. Bu normal. Niye söyleyememesiyle alakalı ama bir yer ise bir geldi gitti bir daha dünyanın öbür ucunda bir daha da bize gelip gelmeyeceği belli bile değil. Hazır değilse hazır değil abicim hazırsa hazır. Zaten bir teknik direktör yeni bir takıma geldiğinde hazır bir takımla buluştuğunda genelde şunu söyler. Hocam çok teşekkür ederim. <laughs> Pardon. Bize çok hazır bir takım bırakmışsın. Çok güzel bir takım gördüm. Çok teşekkür ederim. Çok iyi çalışmış bir takım var. Ben mantelteyi değiştireceğim. Dersin ama bu yok arkadaşlar. Hep dar alanda oynadık diyor. Keşke yüklenseydik de geniş alanda da oynasaydık. Sırf oyuncuları korumak için yapmış. Şimdi devre arasında Şenol Güneş transferle alakalı önemli bir detay verdi. Alacaksanız devre arasında alırsak iyi olur. Bu benim yerini kapatır deyip bu yerlerini kapatır diyebilir, diyebilir miyiz? Göreceğiz demiş. Bir mi olur? İki mi olur? Üç mü olur? Dört mü olur? Göreceğiz demiş. Ama şu çok önemli. Bize uyabilecek tecrübeli, tecrübeli, Yetenekli ve marka değerli futbolcuları getirmek istiyoruz diyor. 1 2 üç dört tane söyledi. Sayısını bilmiyorum dedi. Ama e, ama şunu söylemek istiyorum, şunu söylemek istiyorum. E, biz e, burada marka değerli oyuncular alacağız dedi ve tecrübeli anladığım kadarıyla böyle Marek Amfik tarzında oyunculardan bahsediyor Şenol Güneş. Bu tarz oyuncu grubuyla beraber tabii ki de e, kalite katmak istiyor kadroya. Ve işte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe bunları yapıyor. Biz de bu tarz transferlere yöneleceğiz gibi bir izlenim aldım. Marka değerli oyuncular ve tecrübeli cümlesi çok önemli. Bakalım göreceğiz arkadaşlar. Şimdi Güneş'in açıklamaları şimdilik bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça karşınızdayım. İnşallah güzel bir durum olur. Ee, güzel bir maç olur hafta sonunda. Yeni gelişmeler olursa bunu konuşacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.